Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu Refet Ali Yalçın. Konuğu. Hoş geldin abi. Hoş buldum, hoş buldum Murat. Nasılsın? Havalar nasıl Ankara'da? Ankara soğudu ya. Bu arada ciddi de bir salgın var. Kreşler, mreşler. Ses kötü, kusura bakmayın. Arada bir değişik. Benim sesim nasıl? Notalardan seslenebilirim. Seninki güzel ya, senin muntazam. Nasıl, güzel. Fransa'da var mı? Fransa'da. Havalar nasıl? Havalar güzel. Hayat güzel. Herhangi bir sorun yok yani. Sen taşındın mı? Greek yoğurt yiyip memleket hasreti çekip üzülüyoruz böyle yalandan. Memleket hasreti dinle. Çok severim. Evet. Şimdi taşındın mı diyorsun? Yok, taşınmadım. Ama şu an kontrat montrata uğraşıyorum. Önümüzdeki ay taşınacağım herhalde bu arada. Bir ay sonra falan. Süper. Şöyle bir update yapar mısın? Direkt sorulara geçelim mi? Sana özel sorularım da var. Cenk'ten sonra. Direkt sorulara geçebiliriz bence. Aynen. Yani benim ne yaptığımla insanların pek ilgileneceğini sanmıyorum. Yani ben başka sorsam ilgilenmezdim şahsen. Biz bizdeyiz. Evet, evet abi. Birinci sorun, neden akvaryumun var? Ya evet, bu çok felsefi bir soru ya. Basit gibi gözüküyor. Her seferinde düşündüğümde farklı bir cevap aklıma geliyor. Yani en basit olarak işte beni mutlu ettiği için diyerek başlarsın. Sonra işte koleksiyonculuk sevdası işte altında yatan. Ondan sonra hani aile yadigarı. Hani ben doğduğumda evde varmış zaten görmüşüm. Hani o yüzden sevmişim. Bilmiyorum, belki görmesem 10 yaşında ilk defa tanısam sevmeyecektim bilmiyorum ama... Yani sonuçta yaparken bir şekilde mutlu oluyorum. Tatmin alıyorum yani. Bu yüzden de yapmaya devam ediyorum. Burada da böyle her tarafta koca koca aklım. Aynen. Kurulmamış gibi. Yerden. Kurulmayacaksın zaten. Yani taşınacağım artık oraya götüreceğim. Orada bir bodrum katta şey ayarladım. Oraya akvaryum odası. Çalışma makinesi falan da orada olacak. Biraz karışık. Müstakil yani. Değil mi? Eskisi gibi. Evet evet. Yani neyse ki bir tane müstakil buldum yine. Süper abi. Gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Favori 3 ürünün? Favori 3 ürünüm. Yani favori derken gözüm kapalı mesela akvaryum kuracağımda ilk alacağım ürünlerden biri substrat malzemesi bu Sikem'in Matrix'i olurdu. Onu bayağı seviyorum. Ponza taşı olan orijinalinde. Ondan sonra şeyi gene bayağı seviyorum. Yani eğer böyle dış filtreli bir şey yapıyor olsam Eheim'in ön filtresi var. Bence de o. Çok iyi. Yani böyle filtrenin çok uzun süre rahatça temizlemeden kullandırabiliyorsun ha. Onun dışında üçüncü olarak yani sarı renkli sinüs kumu sayabilirim. Yani bu şey ince yani bence mükemmel hani doğal tek başına her akvaryuma koy geç. Müthiş bir ürün yani. Hangisi hangi marka dedin? Aslında markası yok işte. Ya bildiğin bu silis kum yok mu yani? Sıfır mı? Evet. 0.5.1 mi? Ya sıfır. Onları açıkçası çok bilmiyorum ben. Yani böyle bir un gibi olan var. Heh. O değil de. Bak ben aynen. Ben un gibi sevmiyorum. Ya onun dibinde şey oluyor. Çok oksijensiz alan birikiyor. Çamur gibi bir koku da çok kötü bir koku ya da. Ya hem o evet hem bazen de taşlaşıyor böyle. Yani öyle bir şey oluyor ki hani böyle bir alçı gibi oluyor. Kalıp gibi oluyor. Şöyle azıcık bir su falan dolanacak içinde. 0.5.1 oluyor o galiba. Evet. Oldukça güzel. Yani onun dışında deniz tarafında Tunze'nin protein skimmerlarını falan bayağı seviyorum. Yani güzel ürünler çıkartıyorlar. Gizaman'ın lambalarını bayağı seviyorum. JBL'in de tatlı sudaki lambaları çok güzel. Seranın planti güzeldi. Şu an nasıl bilmiyorum. Ama tabii bunlar floresan olarak. LED'lerini hiç incelemedim. Aydınlatma videosunda bu arada buraya koyuyorum arkadaşlar. İzleyen hakikaten memnun. Aydınlanma. Orada söylediğin Philips neydi? TL'de 965 var. Onlar bayağı iyi. Onun için grafika var. Yani ha, grafik bunu biliyorsan grafika en iyisi. Ben aldım. Görsellik şey olarak. Evet ama bulamazsan hani TL'de 965, TL'de 950'de iyi iş yapar yani.
Süper. Bayağı zengin bir cevap oldu. Hayatta sadece 3 balık besleyecek olsan bunlar neler olurdu abi? Ya, benim için çok kolay bir soru. Ya, bunu cevaplar çok net. Bir, Sun İmparator. İki ve üç arasında böyle biraz kalabilirim ama ilk üçü net. Yani ikiye herhalde şey koyarım artık. Eskiden o değil de. Bu Molly ve Tynatus var ya. Kırbensiz'in akrabası. Molive. Onu koyarım. Evet. Üçe de Yeşil Kılıç. Yani, tabi bulabilirsem Montezuma'ya yerine geçebilir ama o da egzotik tür Vardı. kalıyor. Ama evet, vahşiye yakın kılıç. Ama üç balık. Aynen, süper. Şahane. Ya onun dışında ne bileyim çikolata bulamam ben mükemmel bir balık. Çok seviyorum. Denizde Royal Granma favorim. Tabii Flame Angel'da yine denizde çok sevdiğim balık. İkisini bayağı seviyorum. Onun dışında birçok imparatoru zaten hani imparator genel olarak hastasıyım. Yani işte Bicolor bayağı güzel. Chitan de Avlanırken Karam işte Chitan'desi gene bayağı güzel. Yani Caner Reis'in kulağın içine atalım. Fuayi yani mükemmel bir balık. Kilezalar falan keza. Yani böyle 10 tane çok sevdiğim balık sayıyorum ama ilk 3 kesin yani. Süper. En hoşlanmadığın akvaryum soruları. Akvaryum konu sahibine sorulacak soru. Buyurun. Yani hani önce soru özeline inmeden mantık olarak söyleyeyim en hoşlanmadığım soruyu. Yani bunu önceki bir videoda da söylemiştim. Biraz tekrar gibi olacak ama yani böyle her şeyin böyle bir tane çok tek cümleyle söylenecek gibi bir cevabı varmış. Casına sorulan sorular yani. Ya yani böyle hani mesela diskusta bir sırrı varmış. Hani bu herkes bu üretenler toplanmış falan bunu söylemiyorlar. Böyle bir gizli bir grup var Illuminati gibi. Burada böyle söylemiyorlar, tutuyorlar böyle bu sırrı. Biri böyle gelip onu öğrenmeye çalışıyor. Hani böyle hep şey zihniyeti var. Böyle bir iki sır var. Bunları öğreneyim, yürüyüp gideceğim böyle. Yani bu şekildeki soruları sevmiyorum. Olaydı. Aynen. İkincisi de yani evet aslında bu söyleyeceğim şu an sıradaki söyleyeceğim biraz daha çok kolaycılık. Hani bu hani kolaycılık değil. Bu olmayan bir şeyi arama. Hani adam yani olmayan bir şeyi arıyor. Yani geçen gün de verdiğim cevap da şuydu. Yani mesela adam atıyorum yani böyle işte zengin olmuş, sıfırdan zengin olmuş birini görse hani ünlü. Adama ilk yapacağı şey abi nasıl zengin oluruz diye soru soracak. Hani sanki böyle hani o bir iki cümlede bunu söyleyince adam onu uygulayınca olacakmış gibi falan. Hani bu aynı şeyin yansıması yani. Aynen. Diğer hani ikinci kısım benim sevmediğim o kolaycı diyeceğim de mesela adam giriyor oraya diyor ki işte Lapis'tesi ne zaman doğuracak? Ya şimdi mesela şeyi anlayabiliyorum tamam hani adam hayatında hiç işte akvaryum konuda ya da başka bir Facebook grubunda hani daha önce okumamış olabilir. Ama yani akvaryumcuya gidiyorsun ve bu en çok bakılan balık hani bir sürü akvaryumcu var biliyorsun pek çok insanın evinde. Ya belli ki bunu binlerce kişi baktı. Hani sence şey değil midir? Hani bu soru binlerce kez sorulmamış mıdır yani? Evet. İnsanın bunu düşünmesi, bu kadar empati yapabilir. Yani empati yaptığında en azından bir bu kadarlık bir çaba bekliyor insan karşıdakinden. Hani mesela ben sormam yani. Ya o an birebir de sorabilirsin. Tamam hani bazı sorular vardır. Ben seni yan yana soruyorum. Akvaryumcuya sorarsın tamam mı? Aklına gelir. Açıp Google'dan bakacağını yanında bilen var. Ama açık Google'dan kolayca bakabileceğin bir şey de foruma sormazsın. Kendi git aleyhine de zaten. Hem bir sürü uğraşacaksın. İşte merhabalar de giriş miriş yazacaksın. Bir kolay phrase'den ziyade işte Google'a yazacaksın. Ya da dayan ve de cevap bekleyeceksin bir de oturup. Bir de sana böyle akıl verenler olacak. Yanlış söyleyenler olacak falan. Halbuki yani Google genelde böyle en çok sevilen, onaylanan bir şeyleri yukarı çıkartıyor. Senin açından daha kolay oluyor. Yani genel olarak biz ne yapıyoruz? Reddit falan var. Oraların şeylerine bakıyorsun sorular sorduğunda. Ekşi Sözlüğe bilmem neye bakıyorsun bir konudan millet ne yazmış falan diye işte Türkçe ise. Ama hani bunun yerine adam hani daha önce yüzlerce binlerce sorulduğu çok aşikar olan bir soruyu gelip soruluyor yani. O garip oluyor. Yani. Aynen. Herkes açısından kötü. Bir tane daha mı kaldı? Falan başka ha, üçüncü tip mi sayacağım?
Varsa var, zor bir şey. Soru. Aklıma gelen yok ya yani. Sırf üçü doldurmak için şimdi milleti boş boşuna Sonra aynen. görmeyelim. Hobici desek olurdu da aynen. Hobide yaptığın için utandığın şeyler. Hobimi Cenkler, yaptığım için. cenklerin şeyde sende var mısın vakada? Yok, yoktum ben onda ya. Sonra o gün orada yoktum ben. Duydum yani reis şeyi o yaşayan kayayı Yaşamayan kaya haline getirmiş. evet ya. Ya bunu daha önceki şeylerde de söylemiştim ya. Benim balıklara karşı böyle bir yaşamsal bazda böyle büyük bir saygım yok yani. Ya tutup tabii ruh hastası değil mi? Anlamsız bir hayvanı öldürüp bir şey yapmaya çalışmıyorum ama hani ben böyle biraz daha şey bakıyorum hani yani Bilimsel yaklaşım. tutup ya yani herkes bilimsel yaklaştığını düşünüyor tabii de yani ne bileyim bir koyun İnek falan çok daha komplike bir hayvan yani çok daha acıyı derin yaşıyor. Yani tutup onu yiyorum. Ya yani dönüp balığın işte bir şeyine falan üzülmem yani. Ne bileyim işte memeliler yukarıda sonra kuşlar, sürüngenler en son balıklar işte. Ne bileyim sen atıyorum işte bir böcek ezdim falan diye üzülüyor musun? Ya yani nadiren ne oluyor? Yani bu bir kere de değişmiyor da yavaş yavaş canlılar işte karmaşıklaşıyor. Benim adım hani balık duygusu olarak çok da karmaşık balık değil yani balığın öldüğü zaman bakıyorum ben bu balık hani üzülme miktarımı şey yapan şeyler şu parametreler belli eden balığın tekrar bulabilir miyim bulmak kolay mı bulursam fiyatı nasıl hani bunun cevabı kolay bulunabilir ve fiyatı da düşük bir şeyse üzülmüyorum yani o balığın öldüğüne. Nedir hobide yaptığın için utandığım şeyler var mı? Ya tabii mutlaka vardır. Geri dönüp ya bunu yapmasak iyiydi falan diyeceğim. Yani çocukluk falan diyeceğim yani şimdi tarihe böyle bir baktım. 2000'lerde falan bil yaptı üyeliğim duruyor. Biz o zaman böyle saçma saçma sorulara cevaplar falan verdiğim oluyordu ya tabii. 12-13 falan yaşındaydım yani. O yüzden onları pek yani çocuklar aptalca şeyler yazar yani. Ben de yazıyordum. Çok yargılamamak lazım. Böyle limonla pH düşürme fikirlerim falan vardı. Aptalca. 13 Ondan yaşında da sonra insanın aptal olma lüksü var ama ya. evet çok yargılamıyorum yani o zamanlarımı. Ya onun dışında yaptığıma utandığım şeyler. Aa, bir tane var ya evet. Ya bu aslında böyle ben balık psikolojisinde bir akvaryum bakarken psikolojiyi böyle çok geriye dönüp ya o olaya bakıp yargılamama sonra neden olmuştu. Bir kere üç tane Bricardi almıştım akvaryumdan poşette. Geldim. Hani böyle akvaryumda görünce balığı böyle bir heyecanlanıyorsun ya alayım falan diye. Daha yoldayken hevesin kayboluyor. Kendi akvaryuma koyunca akvaryum gibi güzel durmuyor. O balığı poşeti açmayı unuttum. Ve ertesi gün baktım balıkta üç poşet ölmüşlerdi yani. Ya bu kadar şeyden geçmişim yani. O Kaçtı? Yaş balığın kaçtı? yolda heyecanından bitmişim. Ya üniversitedeydim, o kadar küçük değilim yani. Ya 20-21'im falan vardır Gerçekten ayran gönüllü dediğimiz gibi. evet ya. Hadi o kadar ya yolda vazgeçmişim balıktan yani. Hani insan heyecanlanır alıp koyar 3 gün sonra sıkılsın falan yok yani. Sonra böyle gördüm hatta Yüce vardı arkadaş eskiden yöneticiydi o da. Ertesi gün onunla konuşuyordum. Lan balıklar dedim. Ne diyor bu falan. Gittim böyle baktım poşete. Üçü de takla atmışlar. Yukarıda ölmüşler falan böyle. O güldü falan böyle. Biraz dalga geçti tabii. Durumun komikliğiyle. Ama evet bu olabilir yani. Yani bunda pek gurur duydum söylenemez. Ama Bricardi bir değişik ya. Ben Bricardi böyle, o da mesela yavru alması kolay falan ya. Garip bir tür. Mesela ben böyle borçlu hissettiğim türlerden bir gün böyle alıp bakmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kribensis gibi. Kolay yavru bakıyor, büyütüyor yavru. Su şartları kolay falan. Ziyabi de çok olurdu. Kribensis de çok Evet. olurdu. Ya benim bu konuda bir teorim var. Mesela bakıyorsun tamam mı? Bricardi kolay yürüyen bir balık. Tamam, kolay bakılan. Doğru bu. Ama mesela Daffodil o kadar kolay yürüyüp kolay bakılmıyor. Ya da mesela işte daha Boucher'i falan var. Gene ne olan Prologus'lardan. Aynı böyle lir kuyruk.
O mesela daha zor. Bence bunun nedeni ya, çünkü bakıyorsun ulan herif aynı gölde yaşıyor. Hani şey de değil yani, hani neden biri Aynen. dayanıklı Farklı da bir biri yerde değil. yaşamıyor. Bir de hani çok yakın türler birbirine. Hani mesela kimi tür aynı gölde yaşayıp çok daha sağlam olup, yani genelde böyle kayalık sahile yakın balıklar daha sağlam olur. Açık su balıkları biraz daha narindir yani. Ama hani bu kadar birbirine benzeyen iki balığın neden şey yaptığını düşündüm. Yani bulduğum cevap şuydu. Mesela Bricardi'de hobiye çok daha önce girmiş. Artık ithal edilmiyor. Ve bilmem F200 olmuş belki, F20 olmuş. Hani nesillerdir akvaryumda ürüyor. Ve hani başta ilk nesiller böyle çok yüksek pH isterken, doğdukça musluk suyuna daha alışkınlar. Hani mesela 100 yavru doğuyor. İlk başta 60'ını yaşatıyor adam. O 60 yavru daha normal musluk suyuna alışık oluyor. Yani belki pH buffer'lı falan baksa 90'ını büyütecekti. 60'ını büyüttü. Sonra 60'tan çıkan balıklar daha işte bu sefer ondan doğan 100 yavrunun 60'ı değil de 80'i 90'ı yaşıyor. Böyle böyle bu nesiller şeye adapte oluyor. Yani benzer şekilde mesela başka balıklar da yani frontozalarda falan da görüyorsun. Yani mobaya getiriyorsun daha narin bir şey. Ama mesela uzun süredir hobide mesela kribensiz gezen. Molive mesela hemen aynı balık. Kribensizle molive. O kribensiz taş gibi musluk suyunda da ürüyor. Molive de ozmoz kullanıyorsun. Niye? Çünkü kribensiz çok daha önce hobiye girdi. Ve artık hani evcilleşti balık resmen. Yani köpeğin evcilleşmesi gibi, hani Aynen. geni orijinal genine Uyumlu. yakın değil. Aynen. Muhtemelen F0 bir kribensiz getirsem onda da şey isteyecektir. Yani bir Tainatus gibi şartlar isteyecektir. Ya da mesela F0 ve Bricardo da bence kolay olmayacaktır yani. Aynen. Bakalım. Güzel soru. Elinde olsa hobiden atacağın hobici tipleri. Yani. Gelmeyin buraya diyeceksin. Yani. Popülist bir cevap vermek istiyorum. Yapıştı. Yani hiç atmazdım ya. Yani çünkü her ya, yani gruplar bir kere şartların doğurduğu gerçek. Hani ya bir iki tane manyak çıkabiliyor ama hani grup diyebilmek için bunu yapan belli sayıda insan olması lazım. Ve bu kadar insan bir şey davranış sergiliyorsa bunun genelde bir manyaklıkla ilgisi olmuyor. Bir şey oluyor. Garip tipler var hani, kısa sürede köşeye döneyimler var hani. En çok balık hangi balık şey yapıyor ama mesela bu adamın da hobisi faydası mesela pek çok kişiden fazladır. Nasıl fazladır? Çünkü adam bir parasal beklentide olduğu için ya, Var. normal bir hobiciden daha fazla yatırım yapma şeyi görüyor kendinde. Böylece hobiyi yani Kalkınları. şey piyasasının evet kalkınmasına faydası oluyor. Daha fazla akvaryumcuma çıkanmasına faydası oluyor bu tip adamların yani. Yani böyle baktığımda her grup bir şekilde şey yapıyor. Yani hiçbirini atmak istemezdim ben özel olarak yani. Popülist bir cevap değil aslında. Sorumdakilerden. Hakikaten yani atmaya böyle bir, yani hani en sevmediğim, hoşlanmadığım tipler şeyler. Onu söyleyeyim. Farklı türleri eşleştirip hani şey mesela melek yapay varyete üretmeye çalışmayan, onları da pek sevmiyorum ama hani büyük tepki gösterir ama yani iki tane farklı Malavi'yi kırıp farklı türü, atıyorum Saurus ile Demosoni'yi, böyle bir işte kırma türleri piyasaya salanlar falan, bunları çok sinirleniyorum Şimdi kendi adını falan veriyor değil mi bazıları? ben. Ya o yani tabii hayatındaki en büyük başarı o olduğu için adını ona veriyor yani ama yani büyük başarının da nasıl bir şey olduğunu Belki de hayatının orada da özetidir. yani. Evet. Yapması gereken, yapmaması gereken çok aptalca bir şey yapıp ismini vermiş. Evet. Ben böyle şeyi biraz sana sorarken o geldi aklıma. Ben ne diye düşündüm. Yani böyle forumdan soğutan tiplerden ben hoşlanmıyorum. Ya da böyle hobiyi çok böyle aşırı hırs haline getirip orada böyle sidik yarıştıranlar. Hani keyifli bir paylaşımı böyle kişisel bir tatmin, bir kompleks giderme aracına dönüştürenler beni çok rahatsız ediyor herhalde. Forumda boş yazanlar. Hepsi türev işte abi. Bakalım sana dediğim gibi özel sorularım da var. Ha, bir tane yapıştırayım arada. Diğeri hobiyle alakasız olacak o yüzden.
Akvaryum.com'da, ama bunu da söyledik ya. Bunu sorayım. İstemezsen yayınlamayız. Ya da aklına, ya gerçi kişisel de ne diyeceğiz? Akvaryum.com'da en rahatsız olduğunu niye diyecektim? Akvaryum.com'da en rahatsız olduğun Şimdiye üye. kadar nasıl Ha. davranışlar sergiledi diye sorayım mı? Ya evet. Yani bir yönetici diyebilirim. Mesela bunu ya kendi sevmedi. Ya İzmirli bir yöneticiydi. Başka İzmirli bir yönetici değildi diyelim. Adamı sevmiyordu. Ve böyle tutup ilanını kaldırıyor. Bir açık arıyor yani adamdan. Mesela bu tarz şeylere bayağı sinirleniyorum yani. Güç kullanıyor, değil mi? Yani evet ve hani bunu bir de şeyle yapıyor hani bel altı vurarak yapıyor. Yani gidip tutup ilanını şey yapıyor. Orada açık arıyor. Şey gibi böyle Ankara'da Çinçin Mahallesi'ne giriyorsun. Öyle orada elinde tespih sallayan adam sana taktı yani. Sana bir şekilde çökecek orada. Bir şey bulacak. Aynen onun gibi böyle. Ya sen her şeyin düzgün olsun. Hiçbir şansın yok yani. Süper. Su değişimi. Bu Cenk'in sorusu. Senin rutinini ne alalım abi? Sen su değişimini nasıl yapıyorsun ya da ideal su değişimi nasıl? O bir de önemli bir nokta. Ya doğru. İdeal su değişimi nasıl? Yani benim rutinim haftada bir bazen sallıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Dört ya yani bir ayda üç defa. Genelde birini atlarım. Hani dört taneden bir tanesi. İşte hafta sonları girişirdim. Onda da böyle şey olurdu işte atıyorum bir hafta sonu olmadığını denk geliyordu. Onu geçebiliyordu falan. Ama tabii bu şeye çok ya yani ben özellikle akvaryum popülasyonu çok düşük tutmaya çalışırım. Evet, balık yükünü az yapıyorsun sen. Benim akvaryum hobisinde hiçbir keşfim olduğunu söylemem yani genelde böyle bir şeyler kullanmışımdır ama keşif olarak tek değerlendirdiğim şey şöyle bir şey fark etmiştim. Hani bir akvaryumun ideal yükünü hesaplama. Akvaryumun fişini her şeyini çekiyorsun. Bu suda hareket Elektronik yaratan. artık. Evet, suda hareket yaratan. Eğer balıkların suyun yukarısına çıkıyorsa demek ki balık sayın fazla. En iyi buradan anlaşılıyor bu Süre iş. ölçmüyorsun. Ya no, evet normalde bu süresiz. Yani işte genelde ama 4 saat 5 saatte çıkmıyorlarsa daha da çıkmazlar. Ama tabii bu sürede filtrelerin ölmesin diye işte içindeki bakterisi, şusu busu bir kovada falan döndürmekte fayda var. Hani bu sana şöyle bir şey de sağlıyor. Hani bir elektrik falan gittiği zaman iki tane endişen olacak. Bir, su çok soğuyacak mı? Sıcaklık aynı. Ha. Bir de İki, oksijen elektrik muhabbeti. yok. Normal işte bu durumda olmayacak. İki, Ha, hani tamam. elektrik geldiğinde filtredeki bakterilerin ölmüşse onlar bir hidrojen sülfür salıp ortamı mahveder. Hani böyle bir şey düşünebiliriz. Onun dışındaki şey sorun olmayacak. Ayrıca bu hani adeta makinelere bağlı yaşıyor modu var ya insan için. Yani akvaryum için de bunu diyoruz. Hani en azından çok da makinelere bağlı yaşamadığını gösteriyor akvaryum. O açıdan güzel. Anladım. Sence ne kadar, yani şey, filtreye göre değişir. Ortalama bir dış filtre sence ne kadar? Benim düşündüğüm bir soru. Ne Ortalama kadar bir dış derken hani filtre, litre bölü saat mi? yok yok, ne Fiyat kadar mı? süre fişi çekilmiş kalabilir? Ya bunu hiç yani tamamen aslında deneyle bulunabilecek bir şey Ben sanki tecrübe 12 saat etmedim. Fluval 206'yı 12 saat sonra cesaret edip kullandım, sorun olmamıştı. Ya bir kere bunun testi çok basit şey olarak. Hani kokusundan direkt anlarsın. Koku. Yani çürük, çürük yumurta evet şey oh, işte kaplıca maplıca kokusu falan geliyorsa çürük yumurta kokusu kötü. Ama çok parametreye bağlı derken aslında çok da değil. Ya sıcaklığa aşırı bağlı. Yani sıcaklığın düşükse, yani kışın gelmişse başına bu şanslısın yani. Ama yazın dışarı 35 derece ise saman aleyhine işliyor. Daha hızlı işliyor yani. Ama Anladım. net bir bilgim yok yani. Bir şey bir sayı söyleyemem.
Guilty pleasure. Keyif aldığın ama keyif almaktan da utandın falan filan diye çevirelim. Yapay balıklar. Hangileri? Ben. Yani çok yok. En sevdiğim yapay balık koral pileti. Şu topçuk olanlar mı? Evet, ya ama böyle şey kaburgası kırık olanlar gibi değil, daha bücür olanlar. Ha, Böyle aynen. bir 20-30 sene öncenin şeyi bu böyle Çok yapay güzeldi. Ben de üretimi. almıştım. Evet, bu Altı balon gibi değil de yine yok yok formu evet düzgün. normal Küçük kısa gibi biraz. küçük ve böyle gözünün yarısı da kırmızı Ha, oluyor. aynen. Gözünün yarısı beyaz, yarısı kırmızı ve bu koyu kırmızı olacak. Bir de açık kırmızılar var, onları sevmiyorum. Onların gözü daha beyaz oluyor. Bu böyle daha koyu kırmızı, bordoya çalan bir kırmızı. Ve şeyde vardı, ondan alırdım. Hani Hasan abi, Ha. Artemiyeci şeyleri. Artemir. Şimdi Evet. taşındı. Aydınlık evler, evinin oraya Aynen. taşınmış galiba. Aynen. Ziya abi'den almıştım ben bundan. Ziya abiye geliyordu arada bir. Beğenmiştim orada. Evet, yani onu o balığı hani ya akvaryum odası kurduğumda almamıştım galiba. Ama ben sevdiğim bir balık. Yani öyle ilk 20'de diyemem balığı ama Guilty sevdiğim bir pleasure balık. listesinde. Aynen. Evet. Sana o zaman biraz şeyden sapıyorum, hobiden kral. Sap abi. Kitap önerisi istiyorum. Üç tane kitap öner. En sevdiğin kitaplar olmak zorunda değil. Herhangi bir konuya bağlı olmak zorunda değil. Ha, akvaryumla ilgili de üç tane verebilirsin. Sonra üç tane de genel böyle. Roman, kişisel gelişim, tarih, ne bileyim. Yani tamam Akvaryumla ilgili var mı? Albert Camus'un yabancısını veririm. Ondan sonra şeyi çok seviyorum. Hariri'nin yani genel yani serisi var da ilk kitabı Hangisi? neydi? Sapien. Neyini? Ha, Sapien. Evet. Yani şey falan böyle bayağı ufuk açmıştı yani okurken. Hani işte eskiden ya mesela bir Peugeot galiba. Peugeot şeyi de teorisi üstüne duruyor. Yani Peugeot'dan bahsediyorsun ama Peugeot nedir? Mesela hani, yani CEO'sunu değiştirsen Peugeot aynı Peugeot. Çalışanları değiştir aynı Peugeot. Hani değiştiriyorsun her şeyi ama Peugeot değişmiyor. Peugeot ne peki? Hani işte eskiden işte böyle topluluklar vardı, işte krallar vardı, devletler vardı. Ama şimdi şirketler. Yani bir soyut güç olarak orada ama tanımlayamıyorsun falan. İşte zamanında kilise var. Yani bu tarz şeyleri yani tabii bu bir alt başlık. Bunun gibi çok ufuk açıcı şeyleri tartışıyor. Yani tabii kitabın kritikleri falan da çok fazla. Ama benim alanım olmadığı için hani çok bilimsel değerlendirebileceğim bir şey değil ama tüketici olarak aşırı hoşuma gitti. Son 10 dakikamız. Evet. Şey olarak yani belgesel asıl böyle önerebilirim. Aşırı sevdiğim belgeseller var. Hani keşke daha önce izlememiş olsaydım dediğim hani. Ya çünkü ikinci izlemede o tadı alamıyorsun ya. Ama bu açıdan hani siz şanslısınız. İlk defa izleyeceksiniz. Mesela İçimizdeki Balık serisi var. Söylüyordun onu. İşte devamı İçimizdeki Kertenkele ve İçimizdeki Maymun diye devam ediyor. Neil Şubkin diye bir adamın. O bayağı iyi. Bundan YouTube'da var sonra değil mi? ya yoksa da şu Daily YouTube'da Motion'da var var. falan vardı galiba. Ha, pardon. Dailymotion aynen. Daily Motion'dan bulunur. Şey çok Your iyi. Inner Your Fish. Inner Fish. İçimizdeki balık. İçimizdeki balık. Tüfek, mikrop, Mikrop, çelik. silah, çelik. Ha. Evet. Kitap olarak. Kitap mı, O. Ya belgesel evet, onun orijinali kitap tabii. mi? Kutlar ödüllü falan da. O Biraz da kalın bir dosya. Jared Diamond'dı. Tuğla modu. Bu da 3 bölümlük galiba şeyi. National Geographic'in. Yani pek çok şeyin nedensel sorgulama olarak hani çok güzel insana sorgulatıyor. Onun da çok fazla eleştirisi var. Haklı eleştiriler ama yani çok bilimsel olarak doğru bir yaklaşım göstermiyor her anlattığı şeyde ama yine de yani yeterince ufuk açıcı. Bir de tabii Kozmos serisi. Orijinali Carl Sagan'ın. Ta 80'lerde. Sonra onun doktor öğrencisi var. Neil deGrasse Tyson. O çekti tekrar. Tabii yeni teknolojiyle çok daha güzel
Böyle bir sunum yapabilerek. Ardından ikinci sezonu çıktı. İkinci sezonunda da bayağı bölümü izledim. Çatalhöyük'ten falan bahsediyor ilk bölümünde. İnsanların evet, komün yaşama geçmesi şey döneminden falan. Yani çok ufuk açıcı. Yani çok hakikaten keşke izlemeseydim dediğim. Böyle hani izlerken halı sahadan daha zevkliymiş falan dedim. Hakikaten halı saha oynamaktan daha fazla mutlu olduğumu hissetmiştim yani. Bu arada içimizdeki balığın kitabı da var. Şeyin NTV yayınladı Evet. hatta. Evet, doğru. Diğerlerinin de kitabı da şey, o serinin ikisinin üçünün de kitabı var. Aynen. İçimizdeki şey. Balık. İşte sürüngen, reptil, bir de primat galiba. Oba. Yalnız 320 lira falan. Yani nadir kitapta ama. Türkçesi 320 olan. Bak bu baskısı yok. Herhalde dönemsel. Ben konuşarak insanları üzüp sinirlendirmek istemiyorum. Film var mı? Sinema filmi. Hoşuna giden. önerebilirim. Şöyle var mesela Avatar The Last Airbender'ın bayağı hastasıyımdır yani. Aşırı severim. Yani devamını çok sevmedim. Ama o işte ilk 3 sezon hani Aang'li olan müthişti. Onun dışında benim ufaklıkla hala eski Disney serilerini falan izliyorum. Aslan Kral falan klasiktir. Bayağı severim. İşte film olarak çok sevdiğim güzel filmler vardı. Not ettim. Şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Yani genelde şey bu zamanın elde lastik edildiği oyunları, şeyleri, filmleri seviyorum. İşte Memento vardı. Tamam, Memento onlardan biriydi. Sonra bir Prestige ve bir de Prestige'e benzeyen Dejavu. Onlar böyle birbirini andıran filmler. Sonra yine benzeri Kelebek Etkisi. Mesela o aynı şey. O zaman üstüne filmleri olan hoşuma gidiyor. Onun dışında Nicolas Cage abimizin genelde filmlerini severim. Connery olsun, 150 tane falan var. Savaş Tanrısı. Ya yani gene şey, yani Connery'le daha çok Savaş Tanrısı, God of War'dı. Aynen. Onlar güzeldi. Weatherman de güzeldir, Nicolas Ne? Cage. Weatherman. Hava durumu sunucusu oldu. Bir de Weather Girl diye de bağımsız çok güzel bir film var. IMDb'si 5,2 falan ama ben çok severim. 10 defa falan izlemişimdir o Weather Girl'ü de. Nicolas Cage'in yine Family Man'i vardır abi. Efsanedir. O Christmas ruhu. Çok çok güzel filmdir ya Family Man. Ama çok film çekti. Suyunu çıkardı ya. Yine son dönemde bir iki tane düzgün film çekmek. Ghost Rider falan. Onlar nedir abi? Neler yaptı? Ayıp ya. Yeter ya. Elindeki parayla yetin yani. Nicolas Cage isyan oldu. Ya benim de dediğimden 90'ların çok 2000'lerin başlarının filmi falan. Yani ben de ne yazık ki yeni filmleri çok takip etmiyorum. Yani hep saydığım filmler de o dönemin filmleri. Yani bu Avengers falan çıkıyor. Yani gitmiyorum bile. Yani tam sonunda kazanacaklar. Çok güçlüler. O onu oraya fırlatıyor falan böyle. Genelde görselliğe şeye çok ağırlık veriliyor. Ya, tekniklere, şeyden, hikayeden ziyade. Ya, o kısım beni çok cezbetmiyor açıkçası. Süper kahramana ısınamadım ya. Ya Batman'in Evet. IMAX'te şu Tatum'un oynadığı Batman'i IMAX'te izleyip yarısında uyumuş adamım yani. Çok çok garip. O Aa, konuda garip. IMAX deyince aklıma mesela güzel bir film geldi IMAX'te izlediğim Vertical Limit mesela onu öneririm. Dikey Limit. Ha, Çok dikelim. güzel, çok güzel filmdi. Dağcı falan o mu? Evet. O böyle buzda falan kalıyorlar ediyorlar. Çok çok iyi film yani. Spotify'cılara da birkaç parça önerelim. Son 3-3,5 dakika. Böyle ne dinliyorsun? Böyle seni çalışırken konsantre, eserler. Güzel. Spotify'ımı Spotify'da ne muhteşem icat değil mi ya? açayım. Evet yani Müzik kesinlikle dinleyenlerin gönlünü aşırı seviyorum yani. ve cebini 710 tane rahatlat. like varmış. Yani mesela Levent Yüksel Uçurtma Bayramları son like'ladıklarından güzel. Mesela Aşkun Nur Yengi eski şarkılarından Çağırma Beni varmış. Ama mesela onun Hesap ver. yorumcası var orijinali. Bir de Evet hesap ver. Aşkın hatırlıyorum. Nur Yengi.
O da güzeldir bak, onu da aradan salayım. Sonra Haris Alexiou var. Sezen Aksu'nun birçok şarkısını alıp söz yazdı. Onun bir konseri var baştan sona YouTube'da ve parça parça da şeye koymuşlar Spotify'a. Onu öneririm. Mesela açılışı Sagogi diye geçiyor. Orada bir elektro flüt çalıyor. Başa alıp alıp dinliyorum. Alıp alıp dinliyorum. Böyle bir 25-30 saniye ama felaket yani. Mesela şey Katy Perry'nin Swish Swish şarkısı var mesela. Normalde bayağı sevmem Katy Perry. Gerçi bir iki güzel şarkısı vardı önceden. Vardır abi, Aynen. herkesin vardır. Ama bu mesela ya ritim olarak falan gerçekten Nicki Minaj'ın katkısı büyük. O şarkıda o bayağı iyi. Ben Onun de Fikri dışında Fikri pardon. Karayel'den Trenlere sardım birkaç gündür. Çok güzel şarkı. Ben biraz böyle alternatif yerli rock falan öyle bir. Lizeta Kalimeri var. Mesela bir Yunan şarkıcı kadın. Onun şarkılarından böyle 3-4 şarkısı var. Harika. Mesela O Pharos onlardan biri. Hatta şu Best of Greek şeyimi açayım. Oradan arka arkaya. Leyemus Fedon Baba'ya. Fedon Baba'nın Evet, Enahimanoti Koproides. Eleni Vitali var. Bunu da pek çok kişi biliyor aslında. Duymuştur şarkılarını. İşte Roman Çingene bir şey Yunanlı. İşte Salome Lizzetta Kalimeni şarkısı çok iyidir. Yani onları öneririm. Paris Alexiou'yla beraber. Süper. Orada İlhan Son İrem bir moda oldu. dakikamız var. Evet, şeyden sonra Murat Murat Göğebakan bir daha Alexiou'yla. patladı. Orada ben Güllü dinliyorum abi. Ödüm kopuyor falan. Çok iyi ya. Vallahi bak. Güllü yeniden moda Tamam. oldu. Bu arada 1 dakikadan az kalmış. Abi ağzına Güllü'yü hiç sağlık. dinlemedim. Fransızca olarak da mesela Ünbel İstoa var. Michel Bitmek üzere. Fugain. Ondan Sözün sonra kesilebilir, haberin olsun. evet. Abi eyvallah, ağzına sağlık. Çok sağ ol. Rica ederim. Bir de son olarak Calogero. Yani Teoman birçok şarkısını Türkçe'ye çevirdi onun. Öneririm böyle. Çok dinlenenlerini başlayıp dinlenilebilir. Yani Süper. Hepsini acayip tek iyi. tek ekleyeceğim listeme. Sedit, Deneme evet. listeme. Sedit şeyim favorim. Tamamdır. Abi kendine çok iyi Çok bak. teşekkür ediyorum bana söz hakkı Görüşürüz. verdiğin için. Evet. Estağfurullah. Azerbaycan'dan kardeşlerime selam Allah'a. gönderiyorum. Hadi Görüşürüz. bay bay. Eyvallah, sağ Güle olasın. güle.